Şimdi herkes konuşuyor tabii. Herkes yalnız basit konularda konuşma yapıyor. Bu bir transfer olayıdır. Transferin şartları vardır. Bir FIFA kuralları vardır. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu. Sayın Ahmet Bey iyi bunu yönetmeye çalışıyor ve anlatıyor. Şimdi bir oyuncuyu transfer ederken önce kulübünde eğer mukavelesi varsa 6 aydan önce oyuncuyla görüşemezsiniz. Önce anlaşmanız gerekir. Müsaade almanız lazım. Ve bu görüşmeye başlarsınız ondan sonra. Bu transfer içerisinde 2 yıl, 3 yıldan beri biz bu çalışmaları Mehmet Topuzluk transferle ilgili görüşmeler Sayın Başkan'la yapıyoruz. Kayseri Spor Başkanı'yla. Ama kendisi evet demediği için de bu konuyu hiçbir zaman çözemedik, yapamadık. Son maçların bitiminden sonra yine tekrar Kayseri Başkanımız Sayın Recep Mahmut'a ben bu konuyla ilgili düşüncelerini sordum. Kendisi de daha henüz karar veremediğini, bu konuyla ilgili ne yapacaklarını daha arkadaşlara konuşmadığını, konuştuktan sonra ancak cevap verebileceğini söyledi. Birkaç gün müsaade istedi. Bu zaman içerisinde Sayın Rıdvan Dilmen ve başkaları, bana yakın insanlar Mehmet Topuz'un benimle görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kendisini aradım ve hatta Rıdvan'ın verdiği gece telefonu aramadım. Ertesi gün akşamüstü aradım, kendisiyle konuştum. Dedim ki, bak beni herkese aratıyorsun, beni aratmana gerek yok, biz seni alacağız. Ama önce başkanınla olan sorunu çözmemiz lazım. Oturup onunla konuşup gerekli olan anlaşmayı yaptıktan sonra seninle anlaşırız, yaparız dedim. Ve burada kendisi dedi ki, ben dedi buradayım, Antalya'dayım, atlayayım geleyim, eğer istiyorsanız ben ayrılmak istiyorum. Hatta bir sene oynamam. Bunları hepsini söyledi bana. Bugün Beşiktaş'ta konuşmalar geçen bütün konuları bana söyledi. Ben de bunun böyle olamayacağını, Sayın Recep Mahmur'la dostluğumun olduğunu ve bir kulüp başkanı olarak bunu yapamayacağımı, FIFA ve Türkiye Federasyonu kurallarına uygun bunu yapmamız gerektiğini, kendini orada bekle, İstanbul'a gelmek istedi. Hayır gelme dedim, orada bekle. Ve ben bunları hallettikten sonra seninle konuşacağım dedim. Kendisi de tamam dedi, kapattı ve sordum, bu menajerler senin menajerin mi dedim. Bugün şimdi konuşanlar, hayır benim menajerim değil, ben hiçbir imza atmadım bunlara dedi. Dinliyorlarsa konuştular. Onun üzerine dediler ki tamam dedim, oğlum sen bekle ben seni arayacağım. Hatta sistem ettim beni aradığına, zaten bana kızgın olmasının sebebini de oraya bağlamaya çalışıyorlar. Recep Bey'le de biz ondan sonra o gece oturduk, konuştuk, anlaştık. Prensipte anlaştık. Fakat ondan sonra da duydum ki Beşiktaş'ta anlaşma yapmış. Şimdi eğer bu çocuğu serbest bıraksınlar, 10 gün kendi kendine gelsin her tarafta, bakalım hangi kulübü tuttuğunu kendisi açıklasın. Bunlar profesyonel futbolculardır. Ve bu çocuğu da fazla üzmeye gerek yok. Çocuğu baskı altında tutmasınlar. Bir otele götürüp de eskisi gibi bilmem nerede saklamasınlar. Ben eğer istesem onu da alırdım. Bakın ben bu tip şeyleri yapmak istemiyorum. Yakışmıyor bize de. Kurallar vardır. FIFA kuralları ve Türkiye Futbol Federasyonu kuralları. Bu kurallar içerisinde bu çocuğu. Biz Kayseri kulübüyle anlaşma yapmışızdır. Ve çocukla zaten ikinci kademede konuşmamız gerekirken biz çocukla daha önceden konuşmuşuzdur. Mutabakatı sağlamışızdır. Ha, parasal biraz önce diyor ki Fenerbahçe iki misli verdi bize. Biz parasal hiçbir şey konuşmadık. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbir teklifte şu kadar para sana vereyim diye Mehmet Topuz'a teklifte bulunmadım. Menajerleriyle de muhatap olmadım. Ne zaman muhatap oldum? Bu olayların bu son gelişmelerinden sonra onlara yanlış yaptıklarını ikaz etmek için. Zaten bunlar menajerleri değildi. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyoruz. Bazı orada olan insanlar da bunlara yakınlıklarını söylüyorlar. Bunların menajer olma şansları da yok Türkiye'de. Neler olduğunu oradaki bazı insanlar benim kadar biliyorlar. Bununla ilgili geniş açıklamaları yapacağım. Ne zaman? Yarından sonra bunları gündeme getireceğiz. Bu çocuk rahat bıraksınlar, hangi takımı tuttuğunu veya tutmadığını açıklamasının ötesinde nerede oynayacağını kendisi belirlesin. Ama bu şekilde baskı altında değil. Baskı altında yaparsanız istediğiniz Vefa'da da oynatabilirsiniz, Karagümrük'te de bilmem nerede de oynatabilirsiniz. Bu Kayseri'nin futbolcusu. Kayseri eğer Fenerbahçe'de oynamayacaksa gidecek, Kayseri'de oynayacaktır. Bunu herkes bunu böyle bilmelidir. Evet. Yani az yıldır Sinan Oğuz'dan diyor ki etik olarak şey yapsın işte Fenerbahçe vazgeçsin. Neden Fenerbahçe vazgeçiyor? Fenerbahçe bütün kuralları uygulamıştır. Bu kurallar çerçevesinde kendine yakışanı yapmıştır. O zaman neden bundan Fenerbahçe vazgeçecek? Bu açıklanmalıdır. Öyle yani Fenerbahçe bundan oyuncu istemiyor vazgeçecek. Oyuncunun istememesinin sebebi nedir? Bu 16 Mayıs'ta lig dibinin internet sitesinde şöyle bir açıklaması var, açın okuyun. Ben hiçbir üç büyük takımı tutmuyorum diyor çocuk yani. Ben yalnız Kayseri Spor istiyorum. Bana Fenerbahçe olduğunu söyledi.
Hem de bugün söylemedi, bana daha önce bunları söyledi. Daha önceki bunun menajeri Erdinç'tir. Bizim Sakarya'daki Erdinç Şehit'tir. O daha iyi biliyor konuları. İlk bizde görüşmeleri, bize ilk gelmek istemelerini ifade eden Erdinç'tir. O biliyor, hep Fenerbahçe onu söylüyor. Benle bundan bir sene önce konuştu, yine Fenerbahçeliydi. E nereden çıktı bugün Beşiktaşlı oldu? Zoraki altında, yani baskı altında söylemiş bir sözdür. Rahat bıraksınlar çocuğu, gitsin bir ay Kayseri'de kalsın. Bakın bakalım hangi takımı tuttu, kendisi söylesin. Ve ben şunu söylüyorum. Sonuna kadar bu işin üstünde olacağım. Yani bu çocuk ya doğru yolu bulacak ve o menajerlerini de uyarıyorum. Zaten menajer falan değiller. Onlar lafla menajerler. Bir FIFA menajerini almışlar ismini, onu kullanıyorlar. Böyle yanlış. Türkiye'de her şeyin içerisinde bu menajerler vardır. Bu menajerlik sisteminin Türkiye'de yeniden sorgulanması gerektiğini ve Şike'nin her şeyin de bunlar üzerinden yapıldığını da ben biliyorum ve bunları da hepsini ortaya koyacağım, getireceğim. Türkiye'de bunlar artık olmayacak. FIFA menajeri ise gidecekler, FIFA'dan alacaklar dokümanlarını, getirecekler burada, resmi olarak ortaya koyacaklar. Hatır gönül transferleri bundan sonra Türkiye'de ortadan kalkacaktır. Ve bunun öncüsü biz olacağız yine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Öyle yani, oyuncuya gittik, ayarladık, imzalattık, oyuncuya söyletmek yakışmıyor. Etik eziliyormuşuz. Fenerbahçe'den geçen sene daha Beşiktaş'a giden 6 tane 7 tane oyuncumuz vardı, bizde oynamıştı. Beşiktaş'tan da bize gelen oyuncular var. Ve olacaktır da bundan sonra da. Bunlar profesyonel oyunculardır. Bunların şu takımı tutuyor. Yani geçmişteki amatör olarak bunlar oynamıyorlar. Bunlar bugün iş adamların kazanmadığı paraları kazanmaktalar. Bunlar yani şu takımı tutuyor, bu takımı tutuyor deyip kamuoyuna lanse edip ondan sonra o oyuncularla ilgili yorumlar yapmak yanlıştır. Ben şunu söylüyorum kısaca. Biz Kayseri Spor Kulübü ile bonservis üzerinde anlaşmışızdır. Ve bu anlaşma yaparken de çocuğun onayını alarak ben bu konuşmaları yapmışımdır. Bugün başkaları araya gidip de olayları başka noktaya çekiyorlarsa bundan eğer bu çocuk zarar görecekse görmelidir. Ve ben bu işin sonuna kadar da gideceğim, herkes bilmelidir. Ceza alacaksa alacaktır ve bu Türkiye'de de bir ilk olacaktır, milat olacaktır. Çünkü öyle burada hiç yetkisiz insanların eline düşen futbolcuların transferini yapmak ortadan kalkacaktır. Bunlar artık bilinçli yapılacaktır. Öyle herkes istediği gibi konuşup istediği gibi yapmayacaktır. Ve bunu da yarından sonra yapacağım basın toplantısını açıklayacağımdır. Buradan Kayseri Spor Kulüp Başkanı'na ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da FIFA ve Türkiye Spor Federasyonu'nun kurallarına göre uygulama yapmışlardır. Ve bu şekilde de olayları yürütmüşüzdür. Ben de o gün isteseydim çağrı getireyim, imzalatırdım ama bu çözüm değil. Önce kulübüyle anlaşacaksınız, sonra çocukla oturup konuşacaksınız. Ha bunları çözemezseniz o zaman zaten serbest kalır çocuk yani. Ama biz ya bütün kanunlu uygulamaları yaptığımıza göre rahatız. Onun için şunu söylüyorum. Kayseri Spor'la ben anlaşma yapmışımdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Bunun doğrusu da çocuğu serbest bırakacaklar. Çocuk da ondan sonra bir ay sonra aynı sözleri söylüyorsa o zaman ben de bırakırım. Tamam mı? Ama yani çocuk baskı altında otel içerisinde hapis. İki tane menajer başında veya adamlar başında. E başka türlü olamaz yani. Rıdvan öyle değil mi? Geçmişte sizler de yaşadınız bunları. Tabii tabii. Yani bunlar ayıp. Bunlar ayıp yani. Ha çocuğa bu şekilde söylerseniz vefayı tutar, kara gümü de tutar yani. Bunu da herkes engelleyemez yani. Getirsin beni yanına kalsın bir hafta. Bak bakalım hangi takım tutuyor. Anlatayım ya. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Yıldırım yani, bir soru daha yöneltebilir miyiz izin verirseniz? Herkes hatırlasın. Bir soru sorabilir miyiz? FIFA ve federasyonun kurallarını hatırlasınlar. Sayın Yıldırım bir soru sorabilir miyiz? Ay bana fazla soru sormayın. Çünkü ben sizin olaya yani ben şurada şunu söylemek istiyorum. Önce çocuğun onayını aldım. Sonra kulübüyle anlaştım. Çocuğa döndüğüm zaman çocuk imza atmış. Ve çocuğa ben yani bir seneden fazla mukayesesi olan bir çocukla anlaşma yapıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz ya. Sinan Engin bir şey başkanım. Başkanım. Buyurun. Peki bu saatten sonra Fenerbahçe'de oynamak istiyorum dese oynatır mısınız? Rıdvan, Tanju'da Galatasaray'da oynadı. Sen de bilmem hangi takımda oynayın gider. Niye oynatmayayım? Sebebi ya çocuğa siz serbest bıraksınlar. Gelsin bakayım hangi çocuk hangi takımı istiyor, herkese söyleteyim. Ya bu çocuk yani, bu kadar... Çocuk Fenerbahçe'de olduğunu söylüyordu ya. Bu çocuk bu kadar... Bu kadar baskı altında... Sinan sana da... Başkanım diyor ki ben Fenerbahçe'deyim diyor. Beşiktaşlı olmadığını söyleyebilirsin. Onu da bil yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Başkanım çocuk bu kadar zayıf mı ki ya çocuğa? Başkanım siz de Fenerbahçe'liyim dedi mi? Gelmek istiyorum demedi mi?
Çok özür dilerim. Size Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum demedi mi bu Mehmet Topuz? Tabii tabii söyledi ya, söyledi. Beni niye aradı? Seni niye aradı beni evet, bulman için? Evet, doğru. Ya oğlum böyle şey. Sana da dedi mi Rıdvan? Fenerbahçeliyim. Evet. Hayır, Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ya, Fenerbahçeliyim dedi mi sana da Topuz? Ben Fenerbahçe'de. Peki bu konu anlaşıldı. Zaten basın toplantısı yapacaksınız. Rıdvan, bu efendim, konu, buyurun bugünkü başlayayım. Konu değil, geçmişte ne aradı? Biliyorum. Geçmişte biliyorum. Söyledi Fenerbahçeli olduğunu. Bugün baskı altında. Bu otelden çıksın bakın, bir otelden çıksın gelsin Kayseri'ye dönsün. Sayın Başkanı'yla, Sayın Menajeri'yle görüşün. Bakayım o zaman hangi takımı gideceğini ve hangi takım tuttuğunu açıklar kamuoyuna. Yani şimdi biraz herkes nereye gideceğini yarından sonra görecek her şey. Sayın Yıldırım, şey bir şey sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin yeni hocası Christoph Daum oldu mu? İyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Bir dakika, orada bitmedi. Başkan gitti mi? Metin denen bir arkadaş...